Sevgili dostlar, merhabalar, iyi akşamlar, geceniz güzel olsun. Yine bir şiir akşamında sizlerleyim. Bugün sevgili dostlarımızın şiirlerine yer vereceğim ve gene üç şair, üç şiir diyorum sevgili dostlarım. Ve bugün sevgili Kul Mecit, Memune Kayıtlı, Gayretli ve Nezaket Körpe arkadaşlarımın şiirlerine ses olacağım sevgili dostlarım. Evet, bizler arkadaşlarımızın ve kendilerimizin şiirlerini duyduğumuz zaman ekranda elbette mutlu oluyoruz. Evet, sevgili dostlarım tek tek geliyorlar, değerli dostlarım. Evet, Kul Mecit, Memune Gayretli ve Nezaket Körpe. Hoş gelecekler, hoşluklar getirecekler ve sevgili dostlarım, iyi ki varsınız diyeceğim ben de her zaman size sevgili dostlarım. Evet, bir lokma su. Sevgili sırdaş Ozan, merhaba canım ablam, sağlık, mutluluk, huzur dolu bir yayın diliyorum diyor. Evet, tekrar yayınlara başladık sevgili sırdaş Ozan. Benim çalışma odamda kitaplar böyle üst üste dizili, sizlere böyle arkadan görüyorlar sevgili dostlarım. İyi ki geldiniz diyorlar. Evet, sevgili Nezaket Körpe, Kul Mecit ve Memune Gayretli şiirleri için buradayız sevgili dostlarım. Ve ilk şiirimiz Kul Mecit'ten sevgili dostlar. Sevgili Ramazan Bey, Ramazan Çatan, senin de gönlün güzel olsun diyor. Teşekkür ediyorum dostum, sağ olun, var olun. Sizlerin burada olması benim de güzelliğim. Ama elbette internet arada bir gidiyor geliyor. Ben biliyorum ki sizler buradasınız, yürekleriniz burada sevgili dostlarım. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız. Ben şu anda sevgili kedilerimle burada yayına sizlerle birlikte olmak için heyecanla bekledim bu saati sevgili dostlarım. Evet, ben Kul Mecit'in ilk şiirini, pardon, Kul Mecit'ten ilk şiiri okumak istiyorum. Her şairden bir şiir, kısa süreli bir yayın yapıyoruz. Sevgili Suat Yavuz, hoş geldin dostum, hoşluklar getirdin. Sevgili dostlarım, Kul Mecit'ten, ah o gözlerin diyor. Dünyayı toz pembe olacak sandım. Hülyalara salan, ah o gözlerin. Tatlı sözlerine aldandım kaldım. Beni benden alan, ah o gözlerin. Beni benden alan, ah o gözlerin. Yıktın düzenimi, eyledin viran. Niyetin belliymiş, vermekmiş ziyan. Kaybettim umudu, kaybettim umudu, hevesim talan. Kerem gibi yakan, kerem gibi yakan, ah o gözlerin, ah o gözlerin. Köyümden, şehrimden saldın sürgüne. Kırağı düşürdün gonca gönlüme. Sana son sözümdür, gelme ölüme. Kırağı düşürdün gonca gülüme. Uzaktan bakar mı, uzaktan bakar mı, ah o gözlerin. Uzaktan bakar mı, ah o gözlerin. Kağıt kalem, kağıt kalem aldım. Olmuşum gezgin. Yerine ağlarım, yerine ağlarım, sen olma üzgün.
sözlerin, kılıç, kirpiğin, süngün, sinem yaralayan, sinem yaralayan, ah o gözlerin, sinem yaralayan, ah o gözlerin. Kul mecidim, davam kalsın mahşere. Fatiha'mı okundun mu gelip makbere? Eserin görünür, işte eşkere. Seni azat eden, ah o gözlerin. Seni azat eden, ah o gözlerin. Kul mecid. Evet, sevgili dostlarım, çok güzel bir aşk şiiriydi. Kul Mecid'den dinledik sevgili dostlarım. Evet değerli dostlarım, sevgili Sırdaş Ozan, yüreğine sağlık ablam diyor, teşekkür ediyorum. Sevgili Murat Kahraman, iyi akşamlar, iyi yayınlar Serap Hocam, kolaylıklar, başarılar, bol şiirli vakitler diliyorum diyor. Sevgili Murat Bey, teşekkür ediyorum dostum, sağ olun, var olun Sırdaş Ozan, sağ olun. Sevgili Memune Kayretli, bugünün şairlerinden, hoş geldiniz Memune Hanım. Ben de size iyi akşamlar diliyorum. Güzel bir yayın olacak çünkü sizin şiirleriniz var. Evet, sevgili dostlarım, küçücük bir program. Sizlerin fazla zamanınızı almak istemiyorum ama kısa kısa sürelerle sık sık sizlerle birlikte olup, arkadaşlarımın şiirlerine ses olup, onları sesimle duyurmak istiyorum. Evet, sevgili dostlar. Evet, vefa arayan dostumuz gelmiş. Evet, hoş geldiniz, hoşluklar getirdiniz. Ağzınıza sağlık diyor dostumuz. Teşekkür ediyorum sevgili Ali Tuluk. Evet, Hüseyin Kara iyi akşamlar olsun diyor. Sağ olun, var olun. Evet, dostlarım teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız bu sohbet ortamı sayesinde. Sizlerle birlikte olduğum için ben ayrıca mutluyum. Sevgili Meliha Ersoy, hoş geldiniz, hoşluklar getirdiniz. Şiirle kalınız dostlarım. Güzelliklerle kalınız. Sizler Şiir Kadın'ın mesaj sayfasına okunmasını istediğiniz şiirlerinizi yazarsanız ben böyle şiir programlarımda sıraya alırım. En azından ben seçmem, sizlerin gönlü olan şiirler olur. Çünkü bazen ben seçiyorum. Mesela bugün Kul Mecid'in şiirini ben seçtim. Ve Memune Hanım'ın şiiri geliyor sevgili dostlarım. Annem diyor sevgili arkadaşımız. Evveli günkü yayında ben yanlışlıkla Memune Hanım'ın şiiri dedim, yanlış söyledim ve dedim ki arkadaşım bir şiirini yolla, zaten okuyacaktım ama bu sefer sen yolla, önceliği alalım dedim ve şimdi Memune Kayretli şiirini dinliyoruz. Annem. Hasta olduğunda baş ucumda benim, hiç uyumadan, gece gündüz bekleyen. Hasta olduğumda, baş ucumda benim, gece gündüz bekleyen. Ah ağladığım zaman yavrum diyen. Dünyayı ayağa kaldıran annem. Hakkını nasıl öderim senin annem? Hakkını nasıl öderim senin? Gelin giderken gözyaşı döker. Gurbette yavrum deyip yolunu gözleyen, gece gündüz, gece gündüz kavuşmak için dualar eden. Hakkını, hakkını nasıl öderim canım annem? Hakkını nasıl öderim? Evlenip yuvadan ayrıldığım zaman, çoluk çocuğa karıştığım an, senin gözünde hala çocuk kalan, her acıma merhem olursun canım annem, benim güzel annem, canım annem, benim güzel annem. Evet, Melek Mahlaslı, Memnune Kayretli arkadaşımıza sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Tüm annelerimizin ellerinden öpüyorum. Rahmetlere karışan annelerimizi dua ile anıyoruz sevgili dostlarım. Evet.
Anneler hakları ödenmeyecek varlıklar ve babalar el üstünde taşınacak değerli insanlar. Evet sevgili dostlarım, annelerimize, babalarımıza bizler ne desek, ne yapsak azdır. Evet, anne gibisi yok değil mi Melih Hanım? Çok teşekkür ediyorum. Evet, çok teşekkürler, sağ olun. Dostlarım, Nazende Nezaket Körpe arkadaşımızın, Bursa Gemlik gazetesinin açtığı Hasan Azdıran arkadaşımızın, sevgili rahmetli eşi için açmış olduğu bir şiir yarışmasında Nezaket Hanım'ın ödül aldığı bir şiir var. Ve şu anda Nezaket Hanım da bir yorumla yayınımıza katıldı. Teşekkür ediyorum, kutluyorum diyor. Sağ olsun, var olsun, her zaman şiirlerimizde yorumlarıyla destek vermektedir. Kendisine ayrıca teşekkür ediyorum. Memuna Hanım, sizler de sağ olun, var olun. Ben sadece aracıyım sevgili dostlarım. İstiyorum ki arkadaşlarımın şiirlerine ses olayım. İstiyorum ki bu vesileyle sizler birbirinizi tanıyın ve şu üç günlük dünyada bir emeğimiz olsun. Sevgili Kul Mecit Gür, hoş geldiniz. Hoşluklar getirdiniz. Sevgili Kul Mecit, Kul Mecidem davam kalsın mahşere. Fatiha okun mu gelip makbere? Eserin görünür işte eşkere. Seni azat eden, ah o gözlerin dedik biz az önce. Dinlediniz mi bilmiyorum ama teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız. Ve sevgili Hasan Azdıran arkadaşımızın eşini rahmetle anarken, bu şiir yarışmasında ödül alan Nezaket Körpe arkadaşımızı da ayrıca kutluyorum. Ve o duyguları nasıl hissedip yazmışsa, bir güzel serbest şiirle ödül almış arkadaşımız. Arkadaşımızı kutluyorum ve dinliyoruz efendim. Git, git. Kaçak bir yolcu gibisin. Gizlenirsin ormanın en derinlerine. İsyan edip durursun dağa taşa. Uçan kuş, kelebeklerin kanat çırpınışında yüreğin titrer, gözlerin dalar. Ufuklara firar etmiş yüreğinde. Yaralı ceylanım demeden gidiyorsun bensiz uzaklara. Zararı kâr sayıp umudun tam da bittiği yerden gidiyorsun. Düşünmüyorsun ne beni ne de kendini. Git. Sinemin kafesini kırıyorsun sol yanımdan. Canımı yakıyor derinden derinden. Bilmem sevgiden, bilmem nefretten. Aklım hep muallak firarda. Bir anlayabilsen, firar etmiş yüreğimi. Bir anlayabilsen. Sen benden kaçmıyorsun aslında. Sen kendinden kaçıyorsun. Sevmeyi bilmediğin gibi gitmeyi de bilmiyorsun. Anlayabilsen, firar etmiş yüreğimi. Anlayabilsen, sevmeyi bilmediğin gibi gitmeyi de bilmiyorsun. Sen benden kaçmıyorsun aslında. Sen kendinden kaçıyorsun. Sevmeyi bilmediğin gibi gitmeyi de bilmiyorsun. Yıkıp dökerek gitmek senin meziyetin. Kaç defa giderken çevirdim seni. Kendine kaç defa vuruldum. Senin amansız sözlerinle vuruldum. Şimdi
yüreğimin yarası kabuk tutmuşken git. Her geri dönüşünde darbe vuruyorsun. Darbe vuruyorsun seven yüreğime, git. Dönme geriye, dönme, yalvarırım, git. Nazende, Nezaket, Körpe. Evet, Bursa Gemlik Gazetesi'nin açmış olduğu Hasan Azran Bey'in Bursalı şair ve yazarlardan, Bursalı şair ve yazarlardan Hasan Bey'in eşi için açtığı şiir yarışmasında ödül almış sevgili Nezaket Hanım. Tebrikler ediyoruz sevgili dostum. Evet, Meliha Ersoy da aynı şekilde tebrik ediyor. Alkışlar Nezaket Hanım'a. Ne güzel, bir arkadaşımız ödül almış. Bizler de onu alkışlıyoruz efendim. Saygı ve sevgilerle. Yaşımız kaç olursa olsun kalem tutan ellere saygımız sonsuzdur sevgili dostlarım. Evet değerli dostlarım, güzel insanlar. Ayşe Atlı Selen, canım benim. Hoş geldin. Samsun'dan selamlar gönderiyor. Benden de sizlere selamlar, sevgiler. Sevgili Adnan Deniz, hayatın çirkinliğine güzellik katan şiirlerin kadını, İyi akşamlar diyor. Çok teşekkür ediyorum. Memune Kayretli, sağ ol canım, ablam diyor. Canım benim, ablanız değilim. Serap hocanızım, teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Evet, değerli dostlarım. Güzel, küçücük bir şiir akşamında sizlerle birlikte olabilmenin mutluluğunu yaşadım. Sağ olun, var olun, güzelliklerle kalın. Evet, sevgili Adnan Deniz hocamızın da güzel şiirlerini okudum, YouTube kanalıma koydum. Oradan takip edebilirsiniz dostlarım, YouTube kanalında şiirlerinizi. Ben mümkün olduğu kadar kendi şiirlerimi koymadan arkadaşlarımın şiirlerini paylaşmaya çalışıyorum Şiir Kadın'da ve YouTube'da. Çünkü çok güzel yazıyorsunuz sevgili dostlarım. Sizlerin yazdığı şiirler o kadar güzel ki, böyle notlar alıyorum, çalışma masamı görseniz gerçekten dersiniz ki Serap Hoca dağınık, dağınıklık değil. O kadar çok not var ki, şu arkadaşımın şiirini okuyayım, şunu şunu yapayım, şuna bunu yapayım, buna yorum yazayım. Çünkü bizler birbirimiz için varız. Evet, canım benim, Nezaket Hanım, Serap Hanım benim kız kardeşim diyor. Çok teşekkür ediyorum. Evet, Memune'nin de ablasıyım, hepinizin kardeşiyim. Sağ olun, var olun, dostça kalın, şiirle kalın sevgili dostlarım. Ve ben sizlere iyi geceler demeden bakayım şuradan bulabilirsem. 86'da bir şiirim varmış. Buradan size küçücük bir şiir. Bir zamanlar Güllük Gül Destesi'ne yolladığım Bu Nasıl Sevmek ve Diyeceğim Var iki şiir göndermişim. Oradan bir küçücük minnacık bir bölüm okuyayım. Tüm şiiri okumayayım, bütün vaktinizi almayayım ben sizin. Demişim ki diyeceğim var şiirimde. Yerdeki hazan yapraklarına takıldım kaldım. Hiç tükenmiyor. Biri iniyor, ardından öbürü. Hayatın acılarını atıyor omuzlarından koca çınar. Oysa baharda yenilenecek, ışıyacak hayat. Ağaç mı olsaydım ne? Diye devam ediyor bu şiir. Sonra başka bir zaman okurum. Çünkü bugün 3 şiir, 3 şair dedik. 4 olmaz. Serap Hoca da olsa torpil yok. Evet sevgili dostlarım, ağaç mı olsak ne? Evet, gerçekten bakıyoruz, bütün yapraklar dökülüyor, çıplak kalıyor ağaçlar ve baharda ne güzel yeniden filizleniyor. Bizler de bir ağaç gibi verimli olalım, yazalım ve çevremizdeki insanlara, herkese faydalı olmaya çalışalım sevgili dostlarım. Kapatmadan yayını, havalar soğuk sevgili dostlarım, dışarıdaki sokak hayvanlarını lütfen hatırlayalım. Evet, geceniz güzel olsun. Sizleri seviyorum. İyi ki varsınız. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın efendim. Dostlukla kalın. Hoşça kalın.